Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar, günaydın genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Ben tabii bu 8'de yayınlanacak olan bu videoyu yaklaşık saat 7 sularında çekiyorum. Afyon patlamamış olabilir güzellerim benim. Evet canlarım, güzel bir güne başlayalım be. Güzel bir gün geçsin. Haberler iyi değil. Ne yapayım abi, ben A Haber ya da ATV Haber ya da Sabah Gazetesi ya da Takvim Gazetesi yöneticisi değilim. Bulamadım haber. İyi haber aradım bayağı. Buradan dedim şuradan birkaç iyi haber bulayım. Eğlenelim, neşelenelim, coşalım. Türkiye süper yönetiliyor be. Diyeyim ama yok abi. İyi haber. Hayır, onlar da var. Ama hiç doğru değil ki. Abi iyi haber olacak, doğru haber olacak. Yalancıktan uydurulmuş iyi haberi ben ne yapayım? O zaman polyanlacılık oynarız. Hayır hayır. Ben doğru haber peşinde koşuyorum. Evet neyse. Şimdi bakınız bir haber size. TRT'yi biliyorsunuz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. Ben özelleştirilsin diye adeta çırpınıyorum. Yalan yok. Özelleştirirse ne olur? Abi birincisi, cebimizden ödediğimiz vergiler bir siyasi partinin propagandasına, muhalefet partilerinin de aşağılanmasına harcanmaz. Çok önemli bu. Bu çok önemli. Devlet televizyonu, devlet adına yani haliyle halk için habercilik yapsın, eğlence programları düzenlesin diye kuruldu TRT. Sen gel AKP gibi bir iktidarın eline geç, sonra sadece ve sadece AKP'nin propagandasını yap, muhalif partilere geçir dur. Böyle böyle bu amaçla kurulmadı. Yazık günah. 8 milyar liraya yakın bütçesi var. Bu çok büyük bir para. Ya satsınlar, kim alırsa alsın. Ha o yapsın hükümet propagandası. Bana ne abi? Zaten yapanlar yapıyorlar. Şu haliyle de yapıyor. Hem benden para alıyor, hem benden vergi alıyor, elektrik faturama geçiriyor. Ondan sonra da bana çakıyor. Böyle şey olur mu ya? Bu bir rezillik. TRT derhal kapatılmalı ya da işte yani özelleştirilmeli. Özelleştirilmeli abi, derhal özelleştirilmeli. Benim şahsi görüşüm. Neden? Abi 2 yıldır faaliyet raporu vermiyor. 2 yıldır faaliyet raporu vermiyor. Kusura bakmayın. Çalıyor mu, çırpıyor mu, paralarımızı nereye harcıyor bilmiyoruz. Hem bizim paramızla, hem mecliste bir yasayla kurulmuş, özel yasayla kurulmuş. Yani asla ve asla iktidarın değil, haliyle bizim paralarımızla kurulduğu için bize hesap vermek zorunda. 2 yıldır hesap vermiyor abi. Biz adam yerine koyuyor ya milleti. Milleti siz kimsiniz lan millet? Stren falan havalarında. Ya böyle devlet kurumu olur mu ya o? Ya rezillik ya. Ya neresinden bakarsanız bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir aşiret devletine çevirdiler. Aşiretiz biz. Hiç kimse kimseye hesap vermiyor. Olur mu ya? Vallahi billahi. İnanın aklın duracak bilmem galiba tavana vuracak. Ya böyle şey olmaz ya. Canlarım benim. Bir başka haber. Şuraya bakın şimdi. Yoktu evvelden böyle haberler. Ne haber yoktu? Söyleyeceğim. Ecevit. Rahmetli Ecevit. Bundan 13 sene öldü. Önce öldü. Hayatını kaybetti, vefat etti. Dini inançlar gereği yattığı yer nur olsun demek gerekir değil mi? Bir de İslam dininde çok ilginç bir şey var. Aslında güzel bir gelenek mi diyeyim, güzel bir kural mı diyeyim, ölümün arkasından kötü konuşmayınız diyor. Müslümansa bir insan, gerçekten ben Müslümanım, elhamdülillah Müslümanım diyorsa, bu kurala uyacak abi. Saçını örtecek. Allahü Teala emretmiş. Allahü Teala ölümün arkasından da kötü konuşma diye emretmiş. Edepsiz. Ölümün arkasından niye edepsiz laflar ediyorsun? Çirkef kadın. O çirkef kadın kim olduğunu bilen biliyor. Bir AKP milletvekili. Çok çirkef. İnanın çok çirkef. Ne taş atın
ne üstünüze sıçrasın, siz de leş gibi kokarsınız. CHP'li milletvekillerine bu konuda birkaç defa uyarı yaptım. Sataş Bey bırakın o bağırsın dursun. Hav 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 ya, ya bırakın yapsın. Ama siz sataşmayın ama duramıyorlar. Onlar da sataşıyorlar. İşte bu kadın milletvekili Ecevit'i, rahmetli Ecevit'i yattığı yerde kemiklerini sızlatacak şekilde yine aşağıladı. Bu AKP'liler bunu hep yapıyor. Ecevit'in başbakanlığı döneminde, o dönemin başkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton'la çekilmiş bir fotoğrafı var. Geçen gün yine söyledim. Fotoğrafın hiçbir yerinde el pençe divan duruş yok. Bu bir duruş, bu bir Ecevit duruşu. Bu bir nezaket. Ama bizim ülkemizde bilhassa AKP ve MHP zihniyeti insanların zarafetini zafiyetleri olarak algılıyorlar. Bunlar alışmışlar hayvan gibi bağıran birilerini sevmeye. Bunlar dağda, ormanda ayılar gibi böyle yapanlara alışmışlar. Hadi onları seviyorlar. Nazikseniz sevmiyor sizi. Nezaket sahibiyseniz, zarafet sahibiyseniz ay çok zaaf sahibi diyor. İnanın tiksiniyorum. Midem bulanıyor. Neden kadın diyorum? Ya hiç olmazsa kadın dediğiniz nezaket sahibi olur. Erkeklerin ayılıklarına alıştık. Ayı kardeşlerine de bu arada özür dilerim. Ayı kardeşler, ormanda yaşayanlar, ayılar, dağda bayırda yaşayan ayılar. Biliyorum siz onlar kadar kaba değilsiniz. Çok affedersiniz. Abi ama ağzım alışmış ne yapayım yani. Biz çünkü evvelden insanları sizden daha kibar olarak görürdük evvelden. Eski siyasetçiler sizden daha kibardılar. Kusura bakmayın ayı kardeşler. Ama bunlar abi sizden çok kaba. Çok kaba. Kadınları bile kaba sizden. Efendim Ecevit ne yapmışmış? El pençe divan durmuşmuş Clinton'ın karşısında. Yuh sana edepsiz. Yuh sana edepsiz, terbiyesiz, arsız, yüzsüz şey. Bir de milletin vekili olmuş. Hay seni seçen millet nasıl seçmiş? Bilmiyorum. Anlamıyorum. Ya ölülerle niye uğraşıyorsun sen? Bütün derdiniz, günahınız büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. İkinci büyük insanımız İsmet İnönü. Ve bir de başbakanlığımızı yapmış yıllarca. Bu memleketin işçileri için sosyal sigortalar kanununu ve sendikalar kanununu çıkarmış Bülent Ecevit. Ya ne istiyorsunuz bu üç kişiden ya? Ya ne istiyorsunuz? Siz nasıl Müslümansınız be? Neden bir de ellerinizi kalbinizin üstüne koyarak elhamdülillah Müslümanız diyorsunuz? Hassiktir nereden be? Siz Müslümansanız böyle Müslümanlık olmaz. Böyle Müslümanlık varsa da Müslümanlık olmaz olsun. Eğer Müslümanlık buysa, ölülerin arkasına hakaret etmekse böyle Müslümanlık dini, din falan değil o. O başka bir şey o. O paraları cukkalamak için kurulmuş bir kurum. Böyle din olur mu ya? Ya biz de okuyoruz bu Kur'an-ı Kerimleri falan filan. Hele ben gerçekten çok okuyan birisiyim. Ama yok böyle bir şey ya. Ölüleri aşağılayın diye bir kural yok Kur'an İslam'da ya. Aksine İslam dininde İslam peygamberinin kesinlikle emri var. Ölülerin arkasından kötü konuşmayın diyor. Ha Müslümanım demiyordur birileri. Ben abi başka bir dindendir. Dinsizdir, deisttir, agnostiktir. Der abi o istediğini konuşur ki onlar yapmaz zaten öyle bir şey. Onlar insanların arkasından bile böyle saygısızca konuşmazlar. İnanın çok dinsiz tanıdım, çok deist tanıdım. Bu Müslüman geçinen AKP'lilerden 50 kere, milyon kere çok dürüst, çok saygıdeğer, çok insan, hakiki insan daha doğrusu. Ya bunlar insan ben zannetmiyorum ya. Başını örtüyor Tanrı'nın emretti diye ama ölünün arkasında hem de bu devleti kurtarmış, bu devleti kurmuş. Yani kendisinin bu ülkede özgür yaşayıp dinini özgürce yaşamasına imkan sağlamış bir devlet başkanı, bir cumhurbaşkanının aleyhinde konuşmaya utanmayan müptezel kepazeler. Evet sabah sabah kusura bakmayın. Ben abi yüzlerine söylüyorum. Aha arkalarından konuşmuyorum. Ölü değiller. Yaşıyorlar. Bazı ölülerin arkasından konuşmuyor musun? Konuşuyorum. Püsküllü Kadir'in arkasından konuşuyorum. Ama benim inançlarımda öyle bir şey yok ki. Ben ölü de olsa eleştiririm. Ben böyle bir günah var demedim ki. Bana böyle bir yasak da yok. Ama hem elini kalbin üstüne koyacaksın elhamdülillah Müslümanım diyeceksin.
Hem Müslümanlığın kurallarına uymayacaksın. Edepsizlik o abi. Ha ben böyle desem, elimi koysam, elhamdülillah Müslümanız, Peygamber Efendimizin emirlerini ve Kur'an'ın buyruklarını yerine getiririz desem, takkemi taksam, sakallarımı bıraksam, ondan sonra da ölünün arkasından konuşsam, yüzüme tükürün abi. Yüzüme tükürmekte haklısınız. Çünkü bunu yapanların yüzüne tükürüdür. O yüz tükürülecek bir yüzdür çünkü. Ama ben öyle demiyorum ki abi. Onlar öyle diyorlar. Canlarım benim. Güzellerim benim. Evet. Bir haber daha ve bu sabahı bitirelim. Bir iki gün önce kimilerinin seküler bir kadın diye tanımladığı, İslamcıların cumhuriyet kadını diye tanımladıkları, yine bazı İslamcıların CHP'li diye tanımladıkları bir kadın yurttaş, başı örtülü bir başka kadın yurttaşa saldırdı. Yani vahşet gösterisi yaptı. Vahşet. Kadının başından başörtüyü çekip almak istediği gibi, bir de yine o saldırıya uğrayan hanımefendi, ki geçmiş olsun diyelim bu arada, hanımefendiye çirkin çirkin laflar etmiş. Tabii o kısmını duymadık. O kısmı sadece saldırıya uğrayan hanımefendi söylüyor. Mutlaka doğru söylüyordur. Kadının provokatör olmuş olması, gerçekten heyecanlı bir CHP'li olmuş olması, o kadının şahsında nefret ettiği bir cumhurbaşkanını görmüş olması, bunların hiçbirisi bu saldırı vahşetini masumane göstermez. Aksine pis, iğrenç bir saldırı bu. Nefret edilesi bir saldırı. Çok ayıp, suç. Tutuklanmış. İyi yapılmış. Kesinlikle tutuklanmalı ve bayağı da bir süre içeride kalmalı ki aklı başına gelsin. Canlarım, laik düzen insanların sadece ve sadece beyinleriyle ilgilenir. Düşünceleriyle ilgilenir. Yaşam tarzlarıyla, kılıklarıyla, kıyafetleriyle asla ilgilenmez. Gerçek bir laik düzende, gerçek bir laik eğitimde insanlar başkalarının her türlü inançlarına saygı duymaları için eğitilirler. Laisizm budur ya. Laisizm der ki, ben senin hukuk, modern hukuk kurallarına uyup uymadığına bakarım. Laik sisteme saygılı olup olmadığına bakarım. Laik sisteme saygılı olup olmadığına bakarım. Yani başkalarının dinlerine, inançlarına, giyim kuşamlarına saygılı olup olmadığına bakarım. Ben senin bilinmezi hemen kabul edip etmediğine bakarım. Ben senin o bilinmezi sorgulayıp sorgulamadığına bakarım. Eğer sen bilinmezi sorguluyorsan, eğer sen sana söylenene hemen inanmıyor, bir dakika, araştırmam lazım, düşünmem lazım, incelemem lazım, laboratuvar sonuçlarını görmem lazım diyor isen sen laiksin. Ama sen ha öyle mi ya deyip hemen inanıyorsan sen laik falan değil, aptalın tekisin. Laik sistem böyle güzel insanlar yetiştirir. Şimdi o kadın eğer başı örtülü kadına, laiklik adına saldırmışsa yazıklar olsun. Pisliğin teki o, öyle bir laiklik olmaz. Gelelim diğer konuya. Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum. Bu belki de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiğim en değerli alkışlarımdan, en samimi alkışlarımdan biri. Neden? Saldırıya uğrayan hanımefendi kardeşimizi, yurttaşımızı aramış, geçmiş olsun dileklerini sunmuş. Bu demektir ki ey CHP'liler, eğer ve ey saldıran ve eğer CHP'liysen, saldırgan, sakın ha, biz CHP gerçekten laik devletten, laik insandan yanayız. Bizim laiklik anlayışımızda insanların inançlarına, düşüncelerine, giyim tarzlarına, kuşamlarına müdahale asla yok. Biz iktidar olduğumuzda giyim kuşamları konusunda büyük ihtimalle bugünkünden bile daha özgür olacaklar. Ama bizim iktidarımızda herkes özgür olacak. Bu iktidar zamanında olduğu gibi başörtüsüzlere saldırı olduğunda kınanacak, tutuklanacak, şort giyen bir kızımıza, kadınımıza, yurttaşımıza saldırı olduğunda alkışlanacak. Böyle bir şey yok. Bizim iktidarımızda herkes giyim, inanç, düşünce, teşebbüs, fikir özgürlüğüne sahip olacak. Demektir bu. Bravo Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Tebrik ederim kardeşim.
İşte bu ya, biz bunu istiyoruz. Ama canlarım benim, unutmayın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunu öldürme amacıyla linç etmek isteyenler, öldürmek amacıyla linç etmek isteyenler alkışlandı bu devletin yönetenler tarafından. Ülkenin cumhurbaşkanı linç edilmek için saldırıya uğrayan ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir telefon edip geçmiş olsun demedi. Saldırganları kınamadı. Hatta bir de üstüne üstlük saldırıya uğrayan, ölümden kurtulan Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı bu ülkenin cumhurbaşkanı. İşte bakınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet adamlığı, cumhurbaşkanının devlet adamlığını bir koyun teraziye, hangisi ağır basacak? Kimse kusura bakmasın, cumhurbaşkanının devlet başkanlığı, devlet adamlığı havada kalıyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun terazisi neredeyse yere çarpacak. İşte devlet adamlığı bu. Devlet adamlığı kendisi gibi düşünmeyene de saygı duyup, kendisi gibi düşünmeyen saldırıya uğradığında yanında olup, ondan bu saldırıyı yapanlar adına kendisiyle ilişkisi olmadığı halde özür dilemek. Öbür tarafta kendisiyle ilişkisi olan kendi partilisi birisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu öldürmek için saldırıyor birileri. Ülkenin cumhurbaşkanı geçmiş olsun bile demiyor canlarım. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bu ülke buna rağmen hala o zihniyeti seçecekse yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sabırla bekleyeceğiz. 17 sene oldu. İsterse 57 sene olsun. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ne yapacağız başka? Seçiyorlar abi. Demokrasinin en berbat yönü bu. Az gelişmiş ülke demokrasilerinin en berbat yeri çoğunluğun azınlığa tahakkümü. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ha, modern demokrasiye geçelim. Nasıl geçeceğiz abi? Modern, gelişmiş demokrasiye geçmemiz için bu zihniyeti iktidardan göndermemiz lazım. Nasıl göndereceğiz? Sandıklarda, merak etmeyin. Onun için de ya İstanbul'da olduğu gibi birleşeceğiz, bu diktaya, despotizme karşı birleşeceğiz. Partimiz ne olursa olsun birleşip yepyeni bir cumhurbaşkanı seçeceğiz ya da başımızın çaresine bakacağız. Son demiştim ama şimdi son. Şimdi aklıma geldi. Belediye deyince, İstanbul Belediye Başkanı'na ne kadar büyük destek verdiğimi biliyorsunuz. İyi yaptığı her sürece destek de vereceğim. Ama bir iki gün önce Dilek İmamoğlu'nu, yani eşini, bana göre azarlayan bir demecini okudum. Dilek Hanım harika fotoğraflar vermiş. Mükemmel fotoğraflar vermiş, bayıldım. Bakın bayıldım. Kimsenin giyimi kuşamını eleştirmek için söylemiyorum. Ama benim ve sevgilimin hayranlıkla izlediği fotoğraflar vermiş. Zarif, güzel, harika modernlikte. Tam bir Atatürk Türkiye'sinin bir genç kadını. Kendisi yani. Kendisi. İstanbul Belediye Başkanı'nın karısı değil. Falancanın karısı değil. Filancanın karısı değil. Kendisi Dilek İmamoğlu. Acaba İmamoğlu ne istiyor? Yani benim karım da benim dediğim gibi mi giyinecek? Her yaptığımda benden izin alacak mı? O zaman o kadın kendisi olmaz ki Ekrem Bey. O zaman o kadın Ekrem İmamoğlu'nun karısı olarak kalır. Yahu biz öyle mi istiyoruz? Biz falancanın karısı olan kadını istemiyoruz. Nikah dairesinde atılmış imzalar birisinin malı yapmaz. Bana birisi, bilmiyor musunuz ressam İncilay Samuray'ın karısı dese kahrolurum. Kahrolurum. Ekrem Bey, sana da birisi, o güzel zarif hanımefendinin kocası dese kahrolursun değil mi? O zaman neden Ekrem İmamoğlu'nun karısı olarak kalmasını istiyorsun? O evde. Dışarıda o kendisi olan bir kadındır. Modern, demokrat, layık bir kadındır. Ekrem Bey. Bana göre yaptığın işleri beğeniyorum. Güzel işler yapıyorsun bence. Kim ne derse desin. Kimse senin yaptığın işleri tartışmıyor. Geri zekalılar başka şeyleri tartışıyor. Ama ben senin yaptığın işleri şimdiye kadar hep takdirle karşıladım. Sadece ve sadece bu cümleni beğenmedim. Ben haberim olsaydı izin vermezdim. Kimsin sen ya?
Kimsin sen ya? Karın sana diyebilir mi? Benim haberim olmasaydı ben Ekrem'in o iş yapmasına izin vermezdim. Ayşe Arman'ın o fotoğrafı çekilmesine izin vermezdim. Kapısını tutmasına izin vermezdim. Diyebilir mi? Der mi? İzin verir misin? Demezsin. O zaman sen niye karın için aynı şeyleri, benzer şeyleri söylüyorsun? Ekrem Bey, biz seni niye seçtik biliyor musun? Biz seni kadını özgür bırakacak bir erkek olarak tanıdığımız için bittik. Bu ülkede kadın kendi olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve halkının sırtını kimse yerine getiremez. Sıkıntımız Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın kendi olamadığı için. Kendi olamıyor kadın. Ya lideri oluyor, liderin bilmem neresinde kıl oluyor. Ya da kadın kocasının kadını oluyor. Benim kadınım. Ha siktir lan, senin kadınınmış. Edepsiz. Diyorum ben bunu söyleyen erkeklere. Senin malın mülkün mü, tapu mu koydun lan cebine? Eşek ol eşek diyorum. Diyorum. Aman Ekrem Bey, sen nezaketli bir insansın. Sen kadına değer veren bir insansın. Umarım bundan sonra bu hatayı yapmasın. Ha amacın diğer bazı krolara taviz vermek ise, bakın ben de karıma karışıyorum demekse, sakın ha. Hayır, onlara anlatacağız ki erkek milleti kadınlarını mal mülk olarak, kendi emir kulu olarak görmeyecek. Değil mi Ekrem Beyciğim? Değil mi canım başkanım benim? Kusura bakma, ben senin abinim. Bu bir eleştiri ama icraatlarının yanındayım kardeşim. Evet canlarım, güzellerim benim. Öğlen saat 13'te buluşmak üzere. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Hoşça kalın.